Amerika'nın NATO Büyükelçisi Kathy Hutchison dün sert bir açıklama yaptı ve bütün NATO ülkeleri bu konuda hemfikir. Türkiye'nin S-400'ler kararını gözden geçirmesini istiyoruz dedi. Amerika'da da CATSA denen bir yaptırım süreci söz konusu. CATSA, Amerikan rejimi, Amerika'ya karşı rejimlerin ekonomik yaptırımlarla dengelenmesi, onlara karşılık verilmesi konusunda Kongre'nin otomatik olarak devreye soktuğu yaptırımlar. Bunlar Kuzey Kore-İran çerçevesinde sık sık kullanılan yaptırımlar. Türkiye konusunda benim duyduğum kadarıyla şu anda iki boyutu var bu CATSA yaptırımlarının. Bir tanesi F-35'lerin bütünüyle rafa kaldırılması ki bu Türkiye açısından inanılmaz bir hezimet, bir handikap. Türkiye 2 milyar dolar zaten bu işe bütçe ayırmıştı. F-35 projesinin en başından beri F-16'ların bir üst teknolojisi, F-35 son teknolojiyle üretilen savaş uçakları. O uçakların üretilmesinde Türkiye zaten entegre olmuştu sistemin içine. O uçakların belirli parçalarını Türkiye üretiyordu. Kabin mesela ve motor konusunda Türkiye önemli katkılar yapıyordu. Türkiye'nin bu F-35'leri alamayacak duruma düşmesi bir bakıma yani hava savunma sistemi edineyim derken en ciddi hava gücünü kaybetmesi anlamına da gelebilir. İkincisi de Türk savunma sanayine getirilecek yaptırımlar. Bu ne anlama geliyor? Aselsan'dan tut da Roketsan'a kadar Amerika'nın bir bakıma Türkiye ile teknoloji içinde teknoloji verdiği, madde verdiği, paylaşım yaptığı, Türkiye'nin bağımlı olduğu Amerikan savunma sanayi konusunda Türkiye'nin ciddi bir darbe alması. Dolayısıyla Türkiye kendi savunma sistemini kurma açısından adımlar atmaya karar vermişken Amerika ile çok ciddi bir krize doğru sürükleniyor. 2019 Ekim'de bu uçakların S-400'ün gelmesi planlanıyor. Amerika sanki Türkiye S-400'leri almayacakmış, hala almayabilirmiş gibi bir baskı yapıyor. Türkiye ise bunların parasının önemli bir kısmı verildi. Bu mesele artık kapandı. S-400'leri alacağız. Sizlerle de Amerika ile de Patriot'ları konuşalım demek istiyor. Amerika buna da yanaşmıyor. Yani Patriot'ları ancak S-400'leri almazsanız diyor yönetim. Ki yönetim derken de ortada birazcık irdelemek gerekiyor. Yönetim de şu anda Pentagon'un başında vekil olarak görev yapan Shanahan isimli özel sektörden gelen stratejik savunma konularında bilgisi, Türkiye'ye olan ilgisi tartışılır bir isim var. Yani Mattis'in ayrılması, Mattis'in istifası bir bakıma Amerika'nın Türkiye konusundaki en kıdemli askeri isimlerinden birinin de gitmesi anlamına geldi. Dolayısıyla gerek Beyaz Saray'daki Türkiye kadrosu, Türkiye'ye bakan kadro ki Bolton bunların başında Türkiye konusunda birazcık da utanç verici bir şekilde başkanla görüşememesi, Recep Tayyip Erdoğan'la İbrahim Kalın'la görüşmesi konusunda da bir öfke duyuyor. Bolton'un genelde zaten Türkiye'ye karşı öfkeli olduğu ortada. Pentagon'da Türkiye'yi bilen isimler yok. Olsa bile bu isimler Türkiye'ye karşı öfkeli. Kongre dediğimiz zaman zaten başlı başına sorunlu. Demokratların kazanmış olması sorunlu. Benim görebildiğim kadarıyla bu yaz olmazsa bu yılın sonuna doğru Amerika ile çok ciddi S-400'ler krizine doğru gidiyoruz. Ve Trump yönetimi söz konusu olduğu için bu Türkiye'yi sallayabilecek bir kriz. Çünkü Trump bir iki tweetle Amerika Türk ekonomisini mahvederim gibi laflar ederek gene doların 7'lere çıkmasına neden olabilir. Gene ekonomik yaptırımlar gelebilir. Halkbank konusunda bana göre Türkiye çok ciddiye almıyor olsa da Halkbank meselesinde de çok ciddi bir rakam söz konusu olabilir. Yani Türkiye'nin canını acıtacak seçimler sonrası ki bu Erdoğan açısından bir şans yani yerel seçimlerden önce olmayacak bir kriz sonrasında olacak. Türk ekonomisini ciddi olarak etkileyecek bir yöne doğru gidebilir bu kriz. Türkiye'nin ümidi ne? Benim Türk Dışişleri Bakanlığı'nda konuştuğum yetkililer genelde şunu söylüyorlar. Bizim herhalde bütünüyle Rusya'ya kaymamızı,
eksen değiştirmemizi de istemezler.